Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme 13 testi ile birlikteyiz ve birinci sorumuza bir bakalım. Aşağıda birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. gx eşittir fx artı 2 olduğuna göre fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri aynı dik koordinat düzlemine çizildiğinde oluşan kapalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Öncelikle buraya dikkatlice baktığımızda 2 birim, 2 birim yani parantez içinde x'i e 2 eklenmiş. Bu da 2 birim sola kaydır demek istiyor grafiği. Grafiği 2 birim sola kaydırdığımda şöyle yeni bir grafik elde edeceğim. Şöyle 2 birim geldim. Şöyle geldim. Şöyle buradan devamı gelecek işte. Bu kapalı bölge dediğimiz şey bak buraya dikkat et. Aslında şurası olmuş oluyor. Şöyle dışarı taşmadan çizimini yapalım. Şuradaki sarı bölgenin alanını istiyor. Bu bir paralel kenardır. 2 birim burada. Yüksekliğe de baktığımızda 3 birim. Yani 2 çarpı 3 eşittir 6 birimlik bir alan olmuş, oluşmuş oldu. Yani A seçeneği benim doğru cevabım olacaktır. Geldik soru 2'ye. Eksi 4 ile 8 aralığında bize verilen f fonksiyon grafiğini diyor 2 birim yukarı e, aşağı kaydır. 2 birim aşağı kaydır. 2 birim aşağı kaydırdığımda şu an B noktası dikkat et. X'i 0'dır. Yani sıfıra 4 iken A noktası da 8'e sıfırdır. 2 birim aşağı kaydırdığımda yeni oluşan B noktamız 0'a 2 iken 2 birim aşağı kaydırdığımızda 8'e eksi 2 olur. Ve A noktasına karşılık gelen noktanın apsisi M. Apsis dediğimiz A'ya karşılık gelen M 8 oldu. B noktasına karşılık gelen noktanın ordinatı ne? Yani şurası 2. M artı neyi istiyor? 8 ile 2 topladığında 10. Yani aradığım cevap A seçeneğinde bulunur. Geldik soru 3'e. Bize 0 ile 4 aralığında fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. gx eşittir 2 tane fx. Yani fx demek ki y demek. y'yi 2 ile çarp demek. y'yi 2 ile çarptığım zaman y'si 6'dan geçecek şekilde yeni bir grafik oluşur. Bu grafiğimiz hemen şuna dönüştü. Bu hangi grafik oldu? gx'in grafiği. gx. Tamam bu kalsın bir cepte. Bir de diyor fx'i 3'e böl hx'i elde et. fx dediğimiz y'dir. Yani y'sini 3'e böl. 3'ü 3'e böldüğümde 1 gelir ve yeni oluşan grafiğimde de şöyle. Ve bunun y ekseni ile arasında kalan bölgenin alanını istiyor. Yani şu taradığım kısmı istemekte. Peki biz bu taralı alanı nasıl bulacağız? Bunu bir hesaplayalım. Bu bir üçgendir. Geniş açılı bir üçgen. Buradan yüksekliği hesa tabanı hesaplayabilirim. 6'dan 1 çıkardım. 5 geldi. Yüksekliğim de burası yani 4. 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 sonucunu buldum. Bu da B seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 4'e. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin sağ alt kısmına yine dikdörtgen şeklinde yapılacak evin krokisi verilmiştir. Evin alanı 1500 metrekaredir. Krokide verilen y değeri için x'e bağlı olarak y eşittir refx fonksiyonu yazılıyor. Evin alanı 1500 metrekaredir. Yani bu alan 1500 metrekaredir. Krokide verilen y değeri için x'e bağlı y eşittir fx fonksiyonu yazılıyor. Tamam. Öncüllerinden hangileri doğrudur? Hemen bir bakalım. Şimdi ben şunu biliyorum. Bunun tamamı burada gördüğün gibi 50'dir. O zaman bu bir kenar, kenarlardan birine ne derim? 50-x derim. 50-x derim. Şunun tamamı nedir? 80 metrekaredir. 80 metredir. Y'yi çıkardım. Burası da 80-y. E, buranın alanını vermiş bana 1500. Yani 50-x çarpı. 50-x çarpı. 80-y eşittir. 1500 metre. Peki buradan Y'yi yalnız bırakacağım. Y'yi yalnız bırakacaksam önce bunu bir karşı e, şöyle yapalım. Y'yi yalnız bırakacak da, bırakacaksam her tarafı şöyle 50 eksi x ve e, 50 eksi x'e bölelim. 50 eksi x. 50 eksi x'e bölelim. Burası çarpım durumunda olduğu için şurayı rahatlıkla götürebilirim. Burada ne kaldı? 80 eksi y eşittir. 1500 bölü 50 eksi x. Y'yi yalnız bırakacaktım. Y'yi bu tarafa at pozitif olsun. Y'ye karşıya gitti pozitif olarak geçti. Burada 80 kaldı. Bir de bunu karşıya attım. 1500 bölü 50 eksi x'e dönüştü. Şimdi ben fonksiyonumu buldum. Denklemimi buldum. fx fonksiyonunun görüntü kümesi 0 ile 50 arasındadır. Ben burada ifadeye 0 yazdığımda 0 yazdığımda 1500'den 50, 1500'ü 50'ye böldüm. Burada sıfırlar gider. Kaç geldi? Buradan 30 geldi. 80'den 30 çıkardım. 50. Evet 0 ile 50 arasında değerler alır. Şu soruyu sorabilirsin. X metre yani uzunluktur. E, uzunluk da bu alanı alan taşıma yöntemiyle şöyle bu tarafa taşıyabilirim. Taşıyabileceğim için şu X'i sıfırlayabiliriz. Bundan dolayı sıfır değerini verebilirim. Ve görüntünün 0 ile 50 arasında denk geldiğini görmüş olduk. Fx fonksiyonu, fonksiyonu tek fonksiyondur fx, x gördüğüm yere eksi x yazarsam ikinci öncülü için bakalım. Şimdi y dediğimiz yani fx demek. x gördüğüm yere eksi x yazdığımda 80 eksi 1500 bölü 50 eksi eksi x burası artı x oldu. Ve tek fonksiyonun tanımı şuydu. x yazdığımızda fonksiyon eksi fx olacak. Yani tamamı eksiyle çarpılmış olması lazımdı. Hayır sadece x işaret değiştirdi. Bundan dolayı sağlanmamış oldu ve ikinci öncülüm yanlıştır. F fonksiyon grafiği x eksenini x ekseni boyunca 50 birim sola ötelendiğinde 50 birim sola ötelemek demek x gördüğüm yere x gördüğüm yere x artı 50 yazarım demek oluyor. O zaman yazalım. 80 bölü 80 eksi 1500 1500 bölü 50 eksi x gördüğüm yeri x, 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 artı 50 yazdım. Değil mi? Buradan eşittir. 80 eksi 1500, 1500 bölü. Eksiyi de attığım zaman burası eksi x oldu. 50'ler birbirini götürdü. Eksi bölü eksi burası artı oldu. Eksi bölü eksiden artı oldu. Yani 80 artı 1500 bölü x oldu. Evet. Üçüncü öncül doğru. 1 ve 3 yani D seçeneği doğru cevabım olacak. Geldik soru 5'e. AYT 2021'de çıkmış soru. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde Fx artı A, B çarpı Fx ve Fcx fonksiyonu grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre A, B ve C sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A, B ve C'nin işaretini istiyor. Şimdi A şayet negatif olmuş olsaydı biz bu fonksiyonu aşağı çekecektik. Aşağı çekecektik. Pozitif olmuş olsaydı yukarı çekmiş olacaktık. Şimdi şöyle düşünelim o zaman. Fx yani Fx a eklenmeden önce burada mıydı? Burada mıydı? Yani buradan Fx fonksiyonu buradan mı buraya geçmiş yoksa aşağı mı çekilmiş onu düşünelim. Fx fonksiyonu tamamen budur. Neden budur? Çünkü bak dikkat et. B ile çarpıldığı zaman simetrisi alınmış. Bunu almış olsaydı yani simetrisini aldığımızda şuralara bir yere gelecekti. Ve y eşittir bx b çarpı fx burada olması lazımdı. Bundan dolayı üsttekini eliyorum. Yani rahatlıkla diyebilirim ki fx'in fonksiyonu budur. a birim yukarı çıkmış. Bak a birim kırmızı fonksiyona dönüşmesi için pozitif olması gerekiyor ki yukarı çıksın. Sonra bak dikkat et. Burada mavi olan mavi olan yeşil yani fx fonksiyona göre e, fx fonksiyonu Nasıl yer değiştirmiş? Y'ye göre simetrisi alınarak yani eksiyle çarpılarak. Bu durumda C negatiftir. Bir de B'ye göre baktığımızda bak fx budur. B negatif olacak ki şu hale gelsin. Eksiyle çarpılsın ki x'e göre e, simetrisi alınsın. B de negatif olacak. Artı eksi eksi yani C seçeneği. Doğru cevabımız bulunmuş olur. Geldik soru 6'ya. Birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzleminde fx fonksiyonu pembe gx fonksiyonu mavi grafi mavi ile çizilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncül için x'e ne yazalım? x'e x gördüğümüz yere mesela 3 yazalım. 3 yazalım. O zaman ne olur? g3 eşittir. 3 yazdığımız zaman f'e 3 bölü 3'ten f1 geldi. f1. g3'ün değerine bakıyoruz. g3. g3 nereye gitti? 2'ye gitti. Peki f1 nereye gitti? f1 de 2'ye gitti. Evet sağlandığını gördük. İkinci öncüle gelelim. İkinci öncülde x gördüğümüz yere ne yazalım? Mesela x gördüğümüz yere 2 yazalım. 2. x gördüğümüz yere 2 yazarsak g 2 eşittir. g 2 eşittir. f 2 bölü 3. f 2 bölü 3. Buradan g 2'ye bakıyorum. g 2 nerede? g 2 bakıyorum. g 2 eksi 2'de. Eksi 2'de. Peki F2 bölü 3. F2 bölü 3 şuralarda bir yerde. Şuralarda bir yerde. F'e baktığımızda F bak dikkat et. F2 bölü 3 yani şuralarda bir yerde. Sıfırla bir arasında. Sıfırla bir arasında olduğu için yani ya şuraya gidecek ya da şuraya gidecek. Tam değerini bilmiyoruz. E buralara bir yere gidecekse bak dikkat et. Eksi 2 eşit değil. Eksi 2'ye gitmiyor. Eksi 2'ye gitmesi için şöyle tam sıfırda olması lazım f'in. Bundan dolayı ikinci öncül yanlıştır diyebiliriz. Üçüncü öncüle geldik. Üçüncü öncülde tekrar ne diyelim? G hangisiyle alalım? G2 ile alalım. G ya da G6 desem buna. X6 için f'in değerini bilmiyorum. Yok 6 demeyelim. 0 için alalım. G0 eşittir 3 tane f0 diyelim. Peki G0'a bakıyoruz. G0 nereye gitti? Eksi 2'ye. F0 nereye gitti? Bu da eksi 2'ye gitti. E, 3 ile çarp bir de. 3 ile çarptığım zaman eksi 2 eşit değildir. Eksi 6'ya eşit değil. Bundan dolayı 3. öncül yanlış. Yalnız bir A seçeneği. Doğru cevabım olacak. Geldik soru niye diye. Grafiği verilen yeştire fix fonksiyonun grafiği. Şöyle bir öteleme uygulanmış. Fonksiyon grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Peki. Bak buraya dikkat et. Burada ne demek oluyor? Burada Önce bir birim bir birim sola ötele. Bir birim sola öteledikten sonra ne yapıyorsun? Fonksiyonu eksiyle çarpıyorsun. Yani x'e göre simetrisini al. Simetrisini al. x'e göre simetrisini aldıktan sonra da bir birim yukarı kaydır. Böyle bir şey olacak. Hemen yapalım. Önce ne yapıyoruz? Bir birim sola öteliyoruz. Bir birim sola ötelediğimizde şöyle olacak grafiğimiz. Şöyle. Sonra x'e göre simetrisini al. x'e göre simetrisini aldım. Şöyle olacak. Sonra bir birim yukarı kaydır. Bir birim yukarı kaydırdığında bu da şöyle bir şey olacak. E bak bakalım bu da hangi seçenekte? Bakıyoruz. Bu nereden? 1'e karşılık gelecek. Bu da A seçeneği doğru cevabım olacak. Ve geldik testimizin son sorusuna. Burada fonksiyonun grafikleri aynı dik koordinat sistemine sistemine çizildiğinde bu iki grafik ve x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Öncelikle şunu bir çizelim. Burada x'e 0 yazdığımızda x'e 0 verdiğimizde bu fx eşittir y demek zaten. fx'e 0 yazdığımızda y eşittir 2 olur. y'ye 0 yazalım. Yani şuraya 0 yazdığımızda Buradan 0 eşittir. Eksi x bölü 2 artı 2. Bunu karşı tarafa at. x bölü 2 eşittir artı 2. Buradan x ne geldi? x eşittir 4 geldi. Hemen koordinat sisteminde grafiğimizi önce bir çizelim. x nerede? x 4'te. y'si 2'de. y'si 2'de. Şöyle bir çizim olması gerekiyor. Tamam. Hangi fonksiyon için? fx fonksiyonu için. Devam edelim. Bir de diyor fx fonksiyonunu bak burada şu demek. f 2x. x gördüğün yeri 2, 2, 2 x yaz. Eksi 2x bölü 2 artı 2. Bunlar gitti. f 2x neye eşit oldu? Eksi x artı 2. x'e 0 yaz. y'si ne olur? 2'den geçer. y'ye 0 yaz. Yani şuraya 0 yazdığımızda x'i bu tarafa at. x e eşittir 2 olur. x e eşittir 2 olur. x e 2'den Y'si de 2'den geçecek şekilde hemen şöyle bir çizim yapılabilir. Bunu biraz daha aşağıdan çizelim. Şöyle bir çizim yapılabilir. Peki bize ne demiş? Bunlar arasında kalan ve x, bunlar ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Yani üçgensel bölge. Burası 2 birim mi? Evet. Yüksekliğim bak buraya dikkat et 2 birim. 2 birim. 2 çarpı 2 iki bölü 2'den buradan ne geldi? 2 geldi. Bu da E seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.